Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Üzüntülü bir haber mi diyeyim, moral bozucu bir olay mı diyeyim, can sıkıcı bir gelişme mi diyeyim bilmiyorum ama seri A'da ayın futbolcusu adayları. 1. Merih Demiral. 2. Kim Min Ji. 3. Rodrigo Bekao. Hani Milinkovic Savaş var ve Teo Hernandez var ama onları saymıyorum. Zira listede 3 tanıdık isim var. Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan ama Fenerbahçe'de şans bulamayan bir isim. Yine aynı şekilde Fenerbahçe'den Seri A'ya bu sezon giden ve yıldızının parlamasını sürdüren diğer isim. Ve Fenerbahçe'nin almak isteyip de alamadığı stoper. En azından şu açıdan sevinçliyim. Hocam Bekao yalandı, yalan mıydı diyemeyeceksiniz. Çünkü anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Her şey ortada. Yani biz eğer Almaniyetimiz olmamış olsaydı bu performansı gösterebilir miydi? Bu listede yer alır mıydı? Asla. Fenerbahçe'de Ezgican Alioski'nin forma giydiği 7 maçtan Fenerbahçe 6 galibiyet, 1 beraberlik. O da ren maçı olarak ayrılmış. Avusturya Viyeni 2-0 yenmişiz. Adana Demirspor 4-2. Yine Avusturya Viyeni 4-1. Kayserispor 2-0. Kiev'i 2-1. Alanya Sporu 5-1. Şimdi benim aklıma hep şey geliyor. Ya işte alivoski biraz daha ofansif bir bek. Hani acaba defansif takımlara karşı mı oynuyor sadece diye. Tamam Viyen defansif. Adana Demirspor belki de şu ana kadarki Süper Lig'de oynadığımız en kemirgen takım. Kayserispor geriden oyun kurma bakımında Alanya Spor geriden oyun kurma bakımında zor takımlar. E, Kiev bence bu sezonki en zor maçımız. Demek ki Alioski e, oynayabilir bir futbolcu. Şimdi Fenerbahçe'nin ilgili bir haber gördüm. Bunu ben başlık olarak attığım zaman yok hain, yok vatan haini, yok terörist, yok şu bu ilan ediliyorum. Ama Fenerbahçe 7. haftası tamamlanan Süper Lig'de Türk oyunculara en az şans veren takım konumundaymış. Yani Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor en çok süre alan Türk futbolcular olmuş mesela. Yani bunu Fenerbahçe'nin bir maçının eksik olduğunu belirtelim. Bir maç bir maçtır arkadaşlar. Süper Lig'de ben size şunu söyleyeyim. Galatasaray Fenerbahçe kadar oynatmamıştır belki. Ama aşağı yukarı her takım da aynı olabilir. Niye biliyor musunuz? Çünkü 3 Türk kuralı var. Bir takım kolay kolay çıkıp da 4 oynamaz. Yani 3 oynatır. Onda mecbur her dakika oynatmak zorunda. Uzatmalar sayılmadığı için 90-90-90. Ama Fenerbahçe'nin bir maç eksik. Haliyle 90 dakika az. Şunu da söyleyelim. Avrupa'da en çok hangi Türk takımı Türk futbolculara daha çok süre vermiş? Bir de ona bakmak lazım. Bunlar çok önemli değil. Mesela Fenerbahçe'nin çok güzel genç yetenekleri var. Başka takımlarda kiralık olan biliyor musunuz? E Göztepe'de bizim bir futbolcumuz var. Emir Ortakaya diye. Ve Emir Ortakaya bu sezon takımının yani şu kiralık olarak forma giydiği Göztepe takımının oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıkmış 540 dakika süre almış. Ve taraftarında sevgilisi olmuş. Şimdi biz Barış Alıcı'nın bonservisi karşılığında aldık ama çok iyi bir scouting yaptığımız için gözü kapalı aldık. Emir hızlı bir oyuncu aslında. Stoperde güven veren bir oyuncu ama stoperin ve genç futbolcunun özelliği biraz oynaması lazım. Bu arada Emre Mor demişken aklıma geldi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla top kapan oyuncu Emre Mor'muş. Çok tuhaf gelmedi mi size? İkinci futbolcu kim? Luan Perez. Düşünün bir maçı eksik. Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. Luan Perez'in iki maçı eksik. Emre Mor en çok top kapan futbolcu ama kaç maç oynadı. Üçüncü futbolcu Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'yi herhalde kimsenin e, hani şaşıracağını zannetmiyorum ama... Bu arada genç demişken... Jesus'un Cristiano Ronaldo'nun özel antrenörünü kısa süre içerisinde getirip... Arda Güler için hani İstanbul'a getirip... Fiziksel gelişimi için özel çalışma yapacağına dair Cumhuriyet Gazetesi'nin bir haberi var... Ama ben henüz bunu doğru doğrulayamadım. Bilginiz olsun. Bir de şunu da belirteyim. şampiyonluk için çeşitli klişe sözler vardır. Mesela nedir? Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'ne gider. Klişe bir sözdür İşte Şampiyonluk masada değil, sahada kazanılır. İşte Avrupa'da maçlar sahada değil, işte masada değil, sahada oynanılıyor gibi. Mesela bir kritik söz de şudur. Buna muhtemelen bütün takımların taraftarları katılır. Atanın ve tutanın iyi olacak şampiyonluk için. Şimdi baktığınız zaman şutların gole dönme oranı. Galatasaray şutlarının gole dönme oranı %7.3. Trabzonspor'un 9.5. Beştaş'ın 15.9. Fenerbahçe'nin 21.3. Galatasaray'ın neredeyse 7 katı. Şey 3 katı. Neredeyse 3 katı arkadaşlar. Neredeyse 3 katı. Trabzonspor'un neredeyse iki buçuk katı ve Beşiktaş'ın hani bir buçuk katına yakın öyle söyleyeyim. Ama burada etmen faktör ne? Burada etmen faktör şu. Galatasaray'ı kaleciler kurtarıyor. Yani kaleci kurtarış sayısı Galatasaray'ın 33 şey 36 kalecinin kurtarış sayısı. Trabzonspor'un 25, Beşiktaş'ın 24, Fenerbahçe'nin 17. Yani Galatasaray'ın kurtarı sayısı daha fazla. Şimdi bunu da arkadaşlar sadece bu bilgiye bakarak yorumlamak da mantıklı, ahlaklı değil. Niye? Lan kardeşim Fenerbahçe e, golleri, yani şutun gole dönme oranı yüksek, Galatasaray düşük. Belki Galatasaray daha az şut çekmiştir. Fenerbahçe daha çok çekmiştir. Ya da tam tersi kalsa 40 tane şut çekmiştir. Fenerbahçe 20 tane çekmiştir. Haliyle daha fazladır diyebilirsin. Ya da kurtarış oranı. Bak kalecinin kurtarış sayısı 36. Fenerbahçe'de 17. 19 tane fark var. Fenerbahçe kalecinde 19 gol fazladan yemiş olsa dersin ki aynı savunma hattı. Şimdi buna şey diyebilirsin. Galatasaray savunma hattı kötü diyebilirsin. Ama Doktor Gürkan Kubilay ve ekibinin analiz basamakları bu şekilde. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili bir haber gördüm. Kanarya'dan Luis Suarez bombası diye. Şimdi arkadaşlar ben önce şunu söyleyeyim. Bak ben önce şunu söyleyeyim. Evet Fenerbahçe şampiyonluk potasında. Yani şu anda şu anda her takım bence şampiyonluk potasında. Her takımın şampiyonluk ihtimali var. Fenerbahçe transferin e son günlerinde baş duayı renklerine katmış. Ama Fenerbahçe taraftarı aç aç. Horvete aç. Bir flash bir transferi imza atabilir diyor. Fenerbahçe'ye önerildi. Yani ee, nasıl diyeyim size. Mesela arkadaşlar gazete satacaksın. Fenerbahçe'den yılın bombası, dünyaca ünlü yıldız önerildi. İşte detaylar desek mesela başlığa bunu koysam birçoğunuz merak içinde bakarsınız. Sonra Luis Suarez ismini görünce aa bu muydu? Ben de esnaf bir şey sandım. Aslına bakarsanız esnaf bir şey. Ama Fenerbahçe taraftarı e, kadro yapılanması değiştikçe artık burun kıvırmaya başladı. Ha şunu belirteyim. Uruguaylı golcü futbolcunun menajeri futbolcusunu her takıma öneriyor. Avrupa'daki her takıma önerebilir. Birçok takıma da önerdi. Bize de önerdi. Ekim ayında Kulübü Nasyonel'den ayrılacakmış arkadaşlar. Sebebi şu. Bakın sebebi şu. Buraya takılmayın. Yani sözleşme bitiş tarihi Aralık ayı. Ancak Fenerbahçe Luis Suarez'e daha önce ilgilendi. Hatta menajer İstanbul'a çağrıldı. Bakın menajer İstanbul'a çağrıldı. Ama e, nihai karar verilememişti. Şimdi ise şimdi ise Avrupa'ya dönmek istiyor. Menajeri kollarına sıvadı. Hazır olmuş. Eğer Suarez'i isterseniz getiririm demiş. Menajeri. Fenerbahçe'de bakacakmış arkadaşlar. Oluyor mu olmuyor mu? Yetiştiği takım olan Kulüp Nasyonel'de Nasyonel'e 16 yıl sonra geri dönmüş. 14 maçta 4 gol 3 asist yapmış. Kariyerindeki takımlar zaten Şampiyonlar Ligi takımları gibi işte Ajax, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid, Groningen. En kötüsü Groningen yani işlerinde. Ve milli futbolcunun 31 Aralık 2022'de sözleşmesi bitecek ama bu Dünya Kupası arası cart, çurt vesaire var. Ben şunu söyleyeyim. Çok ama çok net olarak söyleyeyim. Bize önerildi %100 doğru. Alacağız %100 yalan almayacağız. Yüzde yüz doğru. Tamam. Al, üç tane duyun bir demedim. Fakat eğer Uruguay milli takımına bakıyorsanız ben size 3 tane isim vereceğim. Onlara odaklanın. Zaten medyaya da düşmüş. Ama üçünün üçü de değil. Sadece bir tanesinin ilgiliyiz. Şimdi Fenerbahçe biliyorsunuz genç oyunculara büyük önem verir konumda. İsmail Yüksek'ten falan anlamışsınızdır. Yok hocam Arda Güler'i yedek bırakıyor. Genç düşmanı bu adam diyen arkadaşlarım var. Etmeyin, eylemeyin. İftira atmayın. Genç düşmanıymış. Bir bakın bakalım Fenerbahçe'de kaç tane genç oynuyor. Altay genç, Ferdi oynatıyor genç, Osa'yı genç, Salahi genç. Değil mi? E orta sahaya bakıyorsun Crespo genç, bence Rossi genç, Emre Mor genç. Şimdi Fenerbahçe 3 tane gelecek vaat eden Uruguaylı futbolcuyu mercek altına aldı. inceleme aşamasında ve bu isimleri nasıl anlatayım size? Çekin yapıyor diyelim. Kontrol yapıyor diyelim. scouting yapıyor dersek dersiniz ki şimdi mi akıllarına düştü scouting? Birinci isim Martin Satriano. İkinci isim Manuel Ugarte. Üçüncü isim ise Facundo Pellestri. Üç tane isim. Ama hangisini daha çok istiyoruz? Bunun yorumunu size bırakacağım. Ben şimdi futbolcuları sırayla bir anlatayım size. Kısaca dilim döndüğü kadarıyla. Öncelikle Martin Satriano. Empoli'nin futbolcusu. Yani Empoli kiralık olarak oynuyor. 21 yaşında 20 Şubat 2001 doğumlu 21 yaşında 187 boyunda santrafor 7 milyon euro piyasa değeri var. Asıl esas kulübü Inter. Inter 31 Ocak 2020'de Nasyonel'den 2 milyon 400 bin euroyu almış. Ve A takımına yükseltip şeyde Fransa'dan bir takıma kiralıyor. Sonrasında da Empoli'ye kiralıyor oyuncu. Oyuncu bu sezon 8 maça çıkmış. Bir golü var 485 dakika. Alt yaş kategorilerine baktığınız zaman arkadaşlar herhangi bir alt yaş yani Uruguay milli takımının alt yaş kategorilerinde oynamışlığı yok. Açıkçası bu isim bana biraz tuhaf geldi. İkinci isim Facundo Pelestri. Facundo Pelestri 2,5 milyon euro piyasa değeri var. 20 Aralık 2001 doğumlu. 20 yaşında ama Aralık'ta 21 olacak. 1.74 boyunda sağ kanat. İşte burası çok enteresan. Uruguay milli takımında A takımda 6 kez forma giymiş. Uruguay A takımında. Ve ilk seçildiği maç 28 Ocak 2022. Muhtemelen bundan olimpiyat takım falan filan oluyor ya. Oradadır. Futbolcu futbolcu. Manchester United futbolcusu. Zamanında Manchester United Penarol'den 5 Ekim 2020'de 8,5 milyon euroya almış. Sonra Alaveze kiralıyor. E Futbolcunun piyasa değeri düşüşte. Geri geliyor. Bak 31 Ocak 2021'de kiralıyor. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? 30 Haziran 2022'ye kadar. Bir buçuk yıl kiralıyor futbolcunun piyasa değeri özellikle ikinci döneminde iyice düşüyor. La Liga'da 33 maç, gol ya da asist yok 1201 dakika. Oysa zamanında 8,5 milyon euro verilmiş. Ama birçok arkadaşımız diyecek ki ya hocam işte demek ki yetenekli futbolcumuz. oraları geçin. Manchester United döke saça para harcamayı çok seven bir kulüp. Çocuk kariyeri boyunca 80 maça çıkmış 5 gol 5 asist 4383 dakika. Tek diyeceğiniz şu olur. Ya hocam o zaman Uruguay milli takımına niye seçtiler bu adam? Bir şey diyemem. Üçüncü ve son isim Manuel Ugarte. 11 Nisan 2001 doğumlu 21 yaşında. Ön libero 1.82 boyunda 15 milyon euro piyasa değeri var. Devamını okumama gerek var mı? Bence yok. Bunu bize koklatmazlar. Famalicao Phoenix'ten 4 Ocak 2021'de 4 milyon 100 bin euroya almış yarım sezon oynatmış. Yazın Sporting Lisbon'a satmış. 9 Ağustos 2021'de 6,5 milyon euroya. Bu sezon 9 maçta forma girmiş. 640 dakika ama transfer market değeri şu an 15 milyon euro. Bu arada alt yaş kategorilerinde 12 maça çıkmış. Bir golü var. Uruguay'a takımda da 5 maça çıkmış. Yani gerisini size bırakıyorum. Hangisine inanmak isterseniz ona inanın arkadaşlar. Ha hocam Birazcık kesin konuşur musun? Kesin konuşayım. Bunların 3'ü de gelmez. Luis Suarez de gelmez. 4. Rodrigo Becao gelir mi? Şu performanslardan sonra zannetmiyorum o da gelmez. 5. Bak size kesin konuşuyorum ha. Net. Net konuşuyorum size. Daha ne demem lazım bilmiyorum yani. Onu da söylemiş oldum. Fenerbahçe'den transfer haberi Ferdi Kadıoğlu için üç sürpriz talip diyor. Bu haberi bekliyordum. Polat Alemdar diyor ya bunu bekliyordum. Ben de bunu bekliyordum. Çünkü Ferdi Kadıoğlu'na talip yoksa hani şey gibi ya ee, ya da neyse o örneği vermeyeyim biraz abes olacak. Ya Ferdi Kadıoğlu'na talip yoksa zaten ortada çok büyük yanlış vardır. Biz hayal dünyasındayızdır. Yani tiner miner kullanıyoruzdur. Kendi futbolcumuzu 150 milyon euro görüyoruzdur. Deriz. Şimdi, Ferdi Kadıoğlu Yıldız bir futbolcu. Gelişimini sürdüren bir futbolcu. Tırnak içinde söylüyorum. Özbe öz Türk bir futbolcu. Türk milli takımının futbolcusu. Haliyle Türk sayılan bir futbolcu. Hocam Türk milli takımında oynuyorsa ne? Avusturyalı mı sayılacaktı? Bilmem. Avusturyalı olunca, Avusturya milli takımında oynayınca Türk sayısını diyenler oluyor da. Belki Türk milli takımda oynayacak, Kanadalı falan sayılacaktır. Neyse biz bunları geçelim. Avrupa'nın önemli kulüpleri devreye girdi diyor. Kısmen doğru. Yüzde yüz değil. Şimdi kulüp isimlerini önemsemeyin. Niye? Bir tanesi Hollanda ekibi Ajax diyor. Bence doğru değil bu. En azından bana gelen bilgilere göre doğru değil. Vitor Pereira'nın çıkışı, Vitor, şey, Vitor Pereira'nın güveni, İsmail Kartal'ın sürdürmesi ve Jorge Jesus'un da farklı misyon yüklemesiyle Ferdi Kadol, Allah nazardan sakındırsın müthiş gidiyor. Ve Jesus'la fazlasıyla olgunlaştı Ferdi. Gösterdiği performansla birçok takımın ilgisini çekiyor Bunlardan biri Ajax diyor. Tabi kariyeri Hollanda'da başlayınca illaki Ajax'ın takip ettiği söyleniyor. Ama ben size başka bir şey söyleyeyim benim duyduğuma göre bir İngiliz kulübü birkaç senedir Ferdi'yi takip ediyor. Hatta yazın öyle bir teklifte kapıyı çaldılar ki Ferdi'nin kapısına Fenerbahçe'nin değil. Sözleşme uzatma diye hani yazdan önce diyeyim. Sözleşme uzatma biz seni düşünüyoruz. Geleceğin adına işte bizi seçebilirsin vesaire vesaire dediler. Ama Ferdi seçmedi. Karakterli topçu. İncinmişsin diyemedi böyle dedi. Şimdi Ferdi için ben şunu belirteyim. 15-20 milyon euroyu hatta 16 milyon euroyu görebilir yazın. Peşin peşin söylüyorum. Ama şu anda transferle ilgili Ferdi haberleri görmek istemiyorum. Herkes ayak yazıyor ama İngiliz kulüplerine dikkat edin. Özellikle şampiyonshipten yeni yükselen takımlara dikkat edin. Ben bu kadar söyleyebilirim. Başka da bir şey söyleyemem. Son olarak önemli bir husus ama birçoğunuzun umrunda olmayan husus. Türkiye Bankalar Birliği anlaşması. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonunda finansal borçlarını yeniden yapılandıran Fenerbahçemiz ilk faiz ödemesini gerçekleştirdi. Yani hem geçen senenin hem bu senenin Finansal borçlar yapılandırıldı ve ilk ödememizi gerçekleştirdik. Kulübümüz geçtiğimiz günlerde 350 milyon 773 bin 253 TL faiz ödedi. Hocam sadece faiz 350 milyonsa biz ayvayı yedik. Öyle değil işte. Ana para ödemesiz ilk bir iki sene sadece faizini ödüyorsun. Tırnak içinde söylüyorum. 5,5 milyar lira civarında olan borcun. Gerçi tamam değil. 5 milyara yakının faiz ödemesi bu. Ama yönetimimiz kombine gelirlerini de bu ödemede kullanmış, temlik kalkmış, temliği kaldırmışlar. O açıdan daha sevmiştim. Arkadaşlar kulüplerimiz borç batağı içinde. Ne kadar da ağlasalar da zırlasalar da gündemi değiştirmeye çalışsalar da kulüplerimiz borç batağı içinde. Hocam en borçlu Fenerbahçe diyor. Ne biliyorsun diyorum. Öyleymiş diyor. Kim diyor diyorum. Haberlerde söylüyor. Sen her haberde yazana inanıyorsan Vay babayın kemiğine. Her haberde yazana inanmayın arkadaşlar. Her hazun dibi aynı değil demiş atalarımız. Ama siz maalesef görür görmez ama demek en boş Fenerbahçe'ymiş. Ya şöyle söyleyeyim size. Bir doktor aydık 50 bin TL maaş alsa. 45 bin TL'sini döke saça harcasa. Bir itfaiye personeli de 10 bin lira maaş alsa o da 5 bin lirasını harcasa her ikisinde eline 5 bin lira para kalsa siz ne dersiniz? Hangisine daha çok para kaldı dersiniz? Ben itfaiyeciye derim. Çünkü maaşının yarısı kaldı. Öbürünün onda biri kaldı. Öbür türlü deseniz ki hangisi daha fazla para harcadı? E, tabii ki doktor olanı 45 bin lira harcadı adam ayda dersin. Bu da benzer bir şey. Demek istediğim umarım anlıyorsunuzdur. Fenerbahçe'nin gelirine bakıyorsun 2 milyar TL'ye yakın gelirden bahsediyorsun ki 1 milyar liralık 2 milyar liralık ciro 1 milyar liralık gelirden bahsediyorsun. Ama Galatasaray'a Beşiktaş'a Trabzonspor'a bakıyorsun gelirler kısıtlı. E hali de gider de kısıtlı. Hani bir tarafta yıllık geliri 1 milyar olan toplam borcu 5,5 olan bir kulüp diğer tarafta yıllık geliri 300 milyon TL olan ama borcu 3,5 milyar lira olan bir kulüp. Hangisi daha iyi durumda derseniz size bırakırım takdirini. Evet arkadaşlar, benim açıklayacaklarım bu kadar. Ee, Fenerbahçe'de takip edilen birçok oyuncu var. Ajax hala Altay Bayındır'ı takip ediyor, merak etmeyin. Ama Ferdi Kadı olduğu için İngilizlerin bazı İngiliz kulüpleri daha istekli diyebilirim. Ben şu an transfer giden transferi konuşmak istemiyorum ama devre arası için muhakkak ve muhakkak Birini alacağız deseler bana derim ki yerli bir stoper olur. Kesinlikle yerli bir stoper olur. Mesela çağları kullanmıyorlarsa bütün şeyleri zorlayalım. Bütün şartları zorlayalım. Düşünsene Çağlar Söyüncü'yü bir şekilde getirdin düşün. Bence yüzyıllık bir buluş olur. Kaan Ayhan şu bu geçiniz ya benim içim atmıyor ona. Ya da bir Cengiz Ünder mesela Marsilya'da düşünülmüyorsa. Düşünsenize bir Cengiz Ünder'i çekebildiğinizi hayal edin. Sadece getirebildiğinizi hayal edin. Ben gelir gelmez demiyorum. Getirebildiğinizi hayal edin. Kaldı ki 9 maçta 355 dakika süre vermiştir. Ben sadece bu kadar söylüyorum. Eğer Fenerbahçe'nin devre arasında yapacağı transferlere ben karar veriyor olsaydım derdim ki ne yapın edin Çağlar'ı ve Cengiz'i getirmeye çalışın. Bir Çağlar bir Cengiz'i getirebilsen Devre arasında Atilla Salahi'yi bile göndersen kimse ses etmez. Hatta Atilla Salahi'yi gönderdiğin paraya hem Cengiz'e hem Çağlar'ın bon servisini alabiliyorsan müthiş bir kar elde etmişsindir. Salahi'yi 70'e 75'e sattım sayarım. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beğenilerinize talibiz. Abone olmanıza talibiz. Yorumlarınıza talibiz. Gerisini size bırakıyoruz. Görüşmek üzere.